Herkese selamünaleyküm. Yozgat asıllı Kayserili Emre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önerdiğim programları göstereceğim size gençler, yaşlılar, her yaştan izleyenler. Antivirüs olarak Avira kullanıyorum. Ekran kaydedici olarak Bandicam ve Fraps kullanıyorum. Disk temizleyici olarak Cleaner, sanal sürücü oluşturucu olarak DMM Tools, sesli konuşma olarak Discord ve Skype kullanıyorum gençler. Google Drive zaten Google'ın kendi programı, bildiğiniz gibi program dosyalarınızı, işte fotoğraflarınızı, müziklerinizi atabiliyorsunuz Google Drive'a. Ondan sonra internet olduğu zaman indirip tekrar kullanabiliyorsunuz dosyalarınızı. Handbrake render programı, yani video bazen çok büyük olabiliyor. Fraps sayesinde işte 40 GB bulabiliyor. Handbrake sayesinde 2 GB falan düşüyor. Yazıcı program zaten bu HP'ler. ImageBurn'a gelirsek, ImageBurn ISO uzantılı dosyaları CD'ye yazma işine yarıyor. İnternet Download Manager'de bildiğiniz çoğu insan kullanıyordu zaten bunu. İşte internetteki video dosyalarını, işte YouTube'dan video dosyalarını indirebiliyorsunuz MP4 olarak. Obit Advantage System Care, Obit Driver Booster ve Obit installerde bilgisayarı düzenleyici programlar, yani bilgisayarın hızına falan yavaşlayınca bunları açıp tekrar düzeltiyorum bilgisayarı. Tekrar eski ilk hızı olmasa da yaklaşık olarak eski hızına, işte ilk günkü hızı olmasa da işte eski hızlarına geri döndürebiliyorsunuz. Unlocker'da dosyaları şifrelemeye yarıyor. Nero zaten çoğu insanın kullandığı şey, ne onun adı, disk yazma programı. Disk yazıyorsunuz, her türlü müzik CD'si oluşturabiliyorsunuz, DVD okuması için, DVD player okuması için. OBS Studio'da Twitch yayını açmak için bir program geçtiler. Twitch yayını bu program sayesinde açabiliyorsunuz. OneDrive, yani Google Drive gibi bir sanal sürücü diyebiliriz. Bu da Skype'te fotoğrafları düzenlemek için bir program. Bu da aynı şekilde HP'nin bir programı. Yazıcı mı var gençler? Yazıcının bir programı. Skype söyledim. TeamViewer uzaktan program. Uzaktan başkalarının bilgisayarını ele geçiriyorsunuz zaten. Yani başka bir arkadaşınızın ya da dostunuzun bilgisayarında bir sıkıntı varsa TeamViewer sayesinde bakabiliyorsunuz sorunun ne olduğuna. İşte dosyalarını aktarabiliyorsunuz ondan size, sizden ona. Twitch, bildiğiniz Twitch programı, twitch.tv sitesine girmek için bir program. Video editörde şey, neyin onun adı, video düzenleme programı, videoları birleştirebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz, ses dosyası ekleyebiliyorsunuz işte. VLC Media Player, MP4, işte AVI, tüm dosya uzantılarını açmaya yarayan bir, video dosyalarını açmaya yarayan bir program. WhatsApp, zaten bildiğiniz WhatsApp. WinApp'ta MP3 dosyalarını açmaya yarayan bir program. Evet. Hepsini tek tek söyledim gençler. 29 tane program. Burayı kapatalım. Oyun platformlarını zaten önceki videolarımda söylemiştim. Burayı söylemeye gerek yok. Oyunlarda da bir şey yok herhalde ya. Yokmuş. İnternet tarayıcılarımı değiştirdim gençler. Önceki karşılaştırma videoma göre. Eskiden Opera vardı, işte Yandex vardı. Bunları, ikisini buldum. Bu zaten vardı. Şu üçü vardı. İkisini buldum gençler. İkisi de zaten aynı Google Chrome'un arayüzü gibi internet tarayıcıları gençler.
daha hızlı oldukları için Opera ve Yandex'in ikisini indirip kurdum ve kullanıyorum gençler. Bunun haricinde başka aklıma ne geliyor? Son olarak bir de ne yapsak? Şöyle bir bakayım, bir şey var mı? Bir şey yok herhalde ya. Oyunlara bakalım. Evet, şu oyunları gördükten sonra gözü dolmayacak insan yoktur. Ay, tabii oynayanlar arasında. Steam oyunlarını multiplayer. Evet, oyunların bunlar da daha Steam'deki oyunların kısa yollarını oluşturmadım işte. Daha fazla oyunum var da. Steam'deki oyunların kısa yollarını oluşturmadım. Son olarak şey yapalım. YouTube'da önerdiğim, takip ettiğim kanallara bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim gençler. Hangi tarayıcıdan açsam karar veremiyorum. Şundan mı açayım? Şu hızlı ya. Bundan açalım. Hadi bakalım. Bakın hemen açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi hızlı bir tarayıcı. Şuradan YouTube'u aç baba. Evet. Geliyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı olmadı da reklamı kapat tabii ki. Kapatmana gerek yokmuş. Kendi kapattı. Evet, bekliyoruz. İlk başta önerdiğim YouTube kanalı. İlk olarak önerdiğim YouTube kanalı SSG. Evet. Sese doğru gelin gençler. Bildiğiniz gibi. Öbür kanal hesaplarımdan takip ediyorum. Bu hesaptan değil, bu hesap kişisel hesabım olduğu için. Bu hesaptan takip etmiyorum işte. Şurada kanallarım var. Bir dakika. Nerede o kanallar? Şu var. Şu var. Bir de Fonlan 3 kanalım var. Nerede o? Fonlan 3. Ha işte bu. Bu kanallardan takip ediyorum sese gel gençler. İlk takip etmenizi önerdiğim kanal sese gel. Ondan sonracığıma Pinti Panda. Aynı şekilde diğer kanallardan takip ediyorum Pinti Panda'yı da. Evet, 10 tane kanal önereceğim tam tamına. İkincisi Pinti Panda. Beni çoğunluğunuz biliyordur zaten belki. Beni takip edenlerin çoğunluğu biliyordur gençler. Oyun kanalı ikisi de sese geldi oyun kanalı. Pinti Panda da oyun yayıncının kanalı aslında diyebiliriz ya. Yani. Yayında oynadıklarını YouTube'a yükleyen bir oyuncu Pinti Panda Tuna. İyi bir oyuncu. Çok muhabbeti güzel olan oyuncu seviyoruz ya. Evet. Ondan sonracığıma tabii ki de Unlost TV. Evet. Üçüncü olarak Unlost TV. Kendisi bildiğiniz gibi Half-Life Dünya Şampiyonu eski. Niye bu kadar yavaş yüklüyor ya? İnternette bir sıkıntı var herhalde. Evet. Üçüncü olarak Anlos TV iyi bir oyuncu tabi. Yani şuradaki video hatlarından görebiliyorsunuz. Tek attım. Yani adam süper. Global olmuş olabilir. Gerçi de bakın burada gösteriyor işte. Abone olan kanallarından. Onun haricinde üçüncü mü oldu bu? Evet bu üçüncü oldu. Başka kim vardı? Teta Beta. Evet. Bu dördüncü kanal. Ama burada da var gördüğünüz gibi diğer kanallarından aboneyim. Bu kanalı da öneriyorum gençler. Abone değilseniz yani bu kanalların hepsi bu abone sayılarından daha fazlasını hak ediyor bence. Yani bu 1 milyonu hak ediyor bence. O yüzden tek tek öneriyorum gençler bu kanalları. Kesinlikle takip edin yani. Kaçıncıydı bu? Beşinciye geçtik evet. Tepeceden sonra oyun portal. Daha şey abone sayısına göre söylemiyorum işte. Aklıma gelen sayısına göre söylüyorum. Beşinci kanal oldu galiba. Aynı şekilde Selim dedeyi de daha doğrusu dede demeyelim de abi diyelim ya. Dede çocuklar desin de biz abi diyelim. Selim abiyi de takip et
Edin gençler. Gördüğünüz gibi burada da var aynı şekilde. Evet. Aynı şekilde oyun kanalı gençler. Ama vlog da çekiyormuş. Evet. Video başlamış. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle bu da en az 3 milyon hak eden bir YouTuber gençler. 5 milyon da olabilir ya. 5, 4,5 milyon en az hak eden bir YouTuber. Onun haricinde başka ne vardı? Evet. Aklıma geldi şu. Neydi? Fuat Buraz. Buraz Evet. Fuat Buraz Türkcan'ı da takip edin gençler. 6. kanalımız bu da. Bunu da takip edin. Kesinlikle daha fazlasını, daha fazla aboneyi, daha fazla izlenmeleri hak ediyor bu arkadaşlar. Evet. Kaçıncı? 6. kanaldı. Yani 1 milyon hak eden bir kanal gençler. CSGO kanalı. Bildiğiniz gibi. Bakın CSGO. Yani videoların çoğunu CSGO eskiden Minecraft falan çekiyordu herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Böyle bir şey yani. Kesinlikle takip edin diyoruz. Onun haricinde 6. kanal, 7. kanal Zeyonuz. Evet, Zeyon da daha fazlasını hak ediyor gençler. O da yayıncı. Pinti Panda gibi, Anlos gibi. Bildiğiniz gibi. Evet, şuradan durdur videoyu. Hep şey, telif hakkı yemeyelim. 477 bin, bir dakika ya. 477.355 abonesi var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bu da en az 2,5-3 milyonları hak eden bir YouTuber, yayıncı. Oyun videoları çekiyor bildiğiniz gibi. 7. kanal mıydı? 7. kanal olması lazım. Evet. Aynı şekilde bu da yayın yapıyor gençler. Gördüğünüz gibi oyun yayınları. PUBG kasa açılımı işte. Dust 2 CSGO. Ondan sonracığıma Easter Games TV. 8. kanal. Oyunu hadi yükle bari. Heh, yükledi. Oyunu yaşayarak oynayan bir YouTuber, yayıncı gençler. Yayın da yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet, Twitch kanalı var. Gördüğünüz gibi. Evet. Kesinlikle takip edin diyorum gençler. Ben ilk olarak şeyde başlamıştım herhalde. Need for Speed 2015 serisiyle takip etmeye başlamıştım. Easter Games TV'yi. Kaçıncı kanaldı bu? 8. kanal mıydı? 7. kanal. Kafam yandı ya. Evet. Bunu da, bu kanalı da takip edin gençler. Gördüğünüz gibi bir sürü serisi var. Bir sürü seri çekiyor adam. Yani boş durmuyor. Evet. Bunun haricinde başka kim vardı lan? Multiplayer var. Evet. 8, 9. mu oldu bu? Multiplayer'da Enis Kirazoğlu'nun FIFA serisi yüzünden takip ediyorum işte aslında söylemek gerekirse adam bir FIFA çekiyor aklınız hayaliniz duruyor ya. Gördüğünüz gibi Multiplayer kanalda takip etmeye şey gereken kanallardan birisi gençler. Takip etmemiz gereken kanallardan birisi 9. kanal mıydı? Ben bir tane de bonus söylerim de. Ondan sonra başka kim vardı? Bak şimdi unuttum ya. Son adam kimdi? Tövbe estağfurullah. Heh, buldum. Tamam dur. Bayağı. Evet. Burak oyunda. Aslına söylemek gerekirse gençler. Ben ilk olarak YouTube'a başlama nedenim Burak Oyun'da gençler. Burak Oyun'da bu kadar güzel video çekiyorsa ben niye çekemeyeyim dedim. Ve YouTube'a başladığım zamanında en çok abonesi olan kişisel kanaldı gençler Burak Oyun'da. Yani Burak Oyun'da da ama izlenmeleri düştü eskisine göre tabii. Kesinlikle daha fazlasını hak ediyor. 2,5-3 milyondan daha fazlasını hak eden bir YouTuber.
gördüğünüz gibi daha fazla izlenmeler hak eden bir YouTuber bence gençler. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun gençler. 10 tane kanal söyledim herhalde. Hesaplarıma göre söylemiş olmam lazım. Söyledim. Bence söyledim bak. Neyse gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gördüğünüz gibi burada kanallarım var. 3 tane. Bir de bu normal kanalım var. Bu video bu kanala geliyor. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek. Bir ay yok. Bir ay sonra değil. 2-3 ay sonra 2-3 ay sonraki videoma kadar görüşürüz. Diğer kanallarımı da takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın gençler. Yaşlılar, bayanlar, her yaştan izleyiciler. Hadi gittim ben gençler.